Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Ayta Geometri Kampı'nın 5. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta çok uzun olmayan 5 video ile karşılaşacaksınız. Ne işleyeceğiz? Açı ortayı ve kenar ortayı konusunu işleyeceğiz. Açı ortayı toplamda 3 videoyla, ile kenar ortayı da 2 video ile halledeceğiz. Şimdi ilk videomuzda açı ortayın giriş kısmından bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası kaçtayız? 47. Sadece ve sadece 47 işleyeceğiz. Kazanım kazanım ayırdığım için bu sefer 1 sayfa işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Açı ortay adı üstünde açıyı ortalayan doğruya biz ne diyoruz? Açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Daha önce üçgende açıda bu kısımdan biraz bahsetmiştik. Ama açıyla ilgili kısımdan bahsetmiştik. Şimdi ne yapacağız? Özellikle uzunlukla ilgili kısımlarından bahsedeceğiz. Mesela açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Bu nereden geliyor diye soracak olursanız hocam şuraya alfa alfa diyecek olursak açı ortay ya bunlar eşit. Alfa 90 burası beta. Alfa 90'sa burası beta. E hocam ne oldu? Şu üçgeninle bu üçgenin benzerliği işlemedik ama hatırlarsınız benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler burada eşit değil mi? Evet. E o zaman iki üçgen benzerlik oranı bir olan yani eş üçgen oldu. E o zaman alfanın karşı çift çizgiyse alfanın karşısı burada da çift çizgidir. Beta'nın karşısı S beta'nın karşısı S'tir. İşte o yüzden açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler ne oluyor? Eşit oluyor. Ayırdıkları yerler de eşit oluyor. Bunu nerede alırsan al. Bu açı ortay doğrusu üzerinden aldın. Buraya dik çizin. Buraya da dik çizin. Aynı şekilde kardeşim. Bunlar ne olmak zorunda? Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit olmak zorunda. Özellikle biz bunu nerede kullanacağız? Özellikle böyle kola dik çizilmişse ve uzunluk uzunluk soruluyorsa dik üçgen variye bir şeylerle çözüm yolu isteniyorsa. büyük ihtimal biz bunu yapacağız. Çizim yöntemlerinden biridir. Özellikle kola bir dik çizim ise diğer kolada da sen bir dik çizmeyi sakın ama sakın unutma. Evet hemen bakalım sorusuna. Şimdi ne diyor soruda? ABC'de bir dörtgen. Eyvallah. Açı ortay doğrusu ve bizden bir uzunluk isteniyor. Hemen düşünüyoruz eskiden beri böyle çözüm yöntemleri artık kafamızda oturuyor. Bir x uzunluğu isteniliyorsa o uzunluğu biz nereden buluruz? Özel bir durum yoksa ya dik üçgenden ya da benzerlikten buluruz diye hep ağzımdan bu cümleleri duyuyorsunuz. E hocam 90 derecede var ya büyük ihtimal dik üçgenden çıkacak gibi düşünürsünüz. Bakıyorsun açı ortaylığı da kullanman lazım. Açı ortaylığı nasıl kullanacaksın? E hocam açı ortay kola dik çizilmiş. Aa güzel bir durum aslında. Açı ortayda kola dik çizilmişse diğer kola da sen bir dik çizeceksin. Ama hocam şuraya mı gelecek buraya mı gelecek? Bak şu geniş açı olduğundan sadece dışarıya düşüyor. Evet açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit. Yani bununla bu eşit. Hatta şunu da unutma ayırdıkları yerler de ne olacak? Birbirine eşit olacak. Peki hocam burası 5 ise burası 5. E bunun tamamı 19 ise burası da 19. Buraya kaç kaldı o zaman? 12. Aa ne çıktı burada? Bir dik üçgen çıktı. Tamam hedefimize ulaştık. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden. X'i 13 olarak buluruz. Cevap 13 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şimdi burada bir açı ortaylık falan verilmiş. Açı kullanacağım ama şekil çok karışık gibi duruyor. Ne yapacağız? Öncelikle verilen bilgilere bakacağız. Neler verilmiş diye bakıyorum. Hocam 10 var, 10 var, 16 var. Aa, ikiz kenar üçgen, ikiz kenar ve taban da verilmiş burada. E hocam bunu hep söylüyoruz. Ne diyoruz? İkiz kenar üçgende taban da mevcutsa öğrenci olan ne yapardı? Tabana ait yüksekliği çizerdi. Çiz kardeşim tabana ait yüksekliği. Hop şöyle çizdik. Yalnız dikkat et. Sen burada tabana ait yükseklik çizdin. Sonra çözüm yöntemini unutup hocam burada dik üçgen oluştu deme. Bunun doğrusal olduğunu biliyor musun? Bunun uzantısının buraya dik geldiğini biliyor musun? Hayır. Ben sadece burada bak şöyle bir dik çizdim. Hatta kafan karışmasın diye o diki biraz daha şöyle yapayım istersen. Daha daha güzel olur. Doğrusal değil. Tamam biraz yan oldu ama idare edelim. İkiz kenarda tabana ait yüksekliği çizdim. 8 8 diye böldü. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? İşte böyle. Takıldığın zaman soruyu oku diyorum. Sorudaki bilgiyi kullan. Bak açı ortaylığı kullanmadık. 21'i x'i kullanmadık. Açı ortaylığı biz nasıl kullanabiliriz? Açı ortayda, a burada kola dik çizilmiş. E o zaman diğer kola da ben bir dik çizsem, değil mi? Kola dik çizilmişse diğer kola da sen bir dik çiz. Aka, e, kollara çizilen dikmeler eşit. Sakın bu da doğrusal deme, tamam mı? Kollara çizilen dikmeler eşit. Hocam, şu dikmeler eşit. A ben burada Pisagor bağıntısı var, onu atlamışım. Ne var burada Pisagor bağıntısında? 8-10, 6-8-10 üçgenden burası 6. E Hocam burası 6 ise, bak burası da 6. Kollara çizilen dikmeler eşit ve aynı zamanda ayırdıkları yerler de eşit değil mi? Evet. Yani burası 15. E hocam burası 15 ise burası da 15. Ana tamamı 21'de. Ne kaldı o zaman buraya? 6. E burada da bir dik üçgen var. Ne üçgeni? 6. 6 ise x kenar dik üçgenden dolayı 6 kök 2 olur. Evet örnek 2. Böylelikle 6 kök 2 bulduk mu? Bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi ABC bir dik üçgen verilmiş. Verilen bilgileri kullanacağız. Büyük ihtimalle sen bunu kullanamıyorsun. Bunu da kullanmayı öğren kardeşim. Nasıl kullanacağız hocam? Şimdi şöyle bir şey var. Hocam AC eşittir BC artı 8. Allah Allah. Ne yapacaksın? Karışık olan yere böyle bir harf ver. Böyle buraya bir A diyecek olursak. Bak şuraya bir A dedim. Burası A iken AC uzunluğu ne oldu? A, A artı 8 oldu. Yaz kardeşim şuraya A artı 8. Tamam. E şimdi ne yapacaksın? Ya normalde tüm konuyu işlemiş gibi düşün şimdi. Sen böyle bir açı ortaylık gördüğün zaman hocam büyük üçgende iç açı ortaylık var. Hemen kollar oranı tabanlar oranı. Maalesef bu uzunluklar yok. Burada bir oran yok. Yani kollar oranı tabanlar oranı bir sonraki ders göreceğiz ya. E, burada kullanamıyorum. E yapamıyorum kollar oranı tabanlar oranından dolayı. E o zaman ne yapacağız hocam? Açı ortayın mantığını kullanman lazım. İşte bazen de şunu saklayabilirler. Kollara çizilen dikmeleri dik üçgenin içinde gösterebilirler. O yüzden bu soruyu buraya yazdım. Lütfen dikkat edin. E şuradaki dik üçgen gibi aslında ama bak bu açı ortay doğrusunda şuradan kola bir dik çizilmiş. E o zaman ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizelim. E o zaman şuradan buraya dik çizilmiş. Diğer kola da ben şöyle bir dik çizecek olursam kollara çizilen dikmeler ne oluyordu? Eşit oluyordu. Hatta ve hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit oluyordu. Ayırdıkları yerleri de unutma lütfen. E ne oldu burada? Kollara çizilen dikmeler eşit. 4-4. A ise burası da oldu. A tamam artı 8 Bak burası da 8 oldu. Ana ne çıktı burada? Bir dik üçgen çıktı. Pisagor bağıntısı 4, 8, 1, 2 kök 5 üçgeninden cevabı ne buluruz? 4 kök 5 buluruz. İşte şu bilgiyi kullanmasaydık sonuca ulaşır mıydık? Hayır. O yüzden verilen her bilgiyi lütfen ama lütfen şekil üzerinde biz kullanıyoruz. Biz yapıyoruz ve biz çözüyoruz. Yani verilen her bilgiyi kullan. Karışık bir ifade. Şunu kullanmadığın için sonuca ulaşamıyorsun bazen. Buna da dikkat et. Tamam. Evet örnek 3'ü bulduk. Geldik örnek 4'ü. E o zaman ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öncelikle bir katlama. Katlamalar artık alıştığın gibi bir şey. Alışıyorsun da katlamada bu sefer katlanılan yerde göstermişim. İşi zorlaştırmamışım da. Hani katlamayı göstermişim. Ne yapıyorsun katlamalarda? Katlanıldığı zaman da eski halini böyle geriye doğru açıyorsun değil mi? Tamam. Geriye doğru aç. Önce bir geriye doğru aç ve şu bilgileri şu bilgilerden dolayı bir şeyler yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Sen bir çözmeye çalışır mısın öncelikle? Öncelikle sen çöz sonrasında gel buraya. Tamam. Hadi ben çözüme başlıyorum. Şimdi şurada bir yüzü yeşil öbür yüzü mavi olan dik üçgen şeklinde karton dik kenarları hipotenüs üzerine gelecek biçimde şekil 2 ve 3'teki gibi katlanıp tekrar eski haline getiriliyor. Yani önce şöyle bir katlamışım arkadaşlar. Katlama yapıldığı zaman ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyoruz. Hop eski haline geri getirdim. Eskiden dik üçgendi. Hocam dik üçgen şöyle yaptık. Burada da bu katlanmış ya. Bunu da eski haline geri getiriyorum. Hop şöyle. Bu da böyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi katlamada Açıyorduk açtık. Sonra şuradaki sayıları da yazalım. Burası 6 sonra burası 8. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. E, hatta bu da ne oluyordu arkadaşlar? Katlama çizgisi bak gördüğünüz üzere. E o zaman bu üçgen buraya geldi ya, Hocam şu açı ortaya olacak. Hatta bu da açı ortaya olacak. Hatta 6 ise burası da 6 mı olacak? Evet. Hatta şu parçalı da şu parça eşit olacak. Bütün eksikleri koyayım böyle. Neyse öbürüne gelelim. Öbüründe de arkadaşlar. Öbüründe de bakacak olursak burada. Yine aynı şekilde şöyle bir katlama var. 8. Hocam 8 iken burası da 8 olur. Şu açıyla da şu açı eşit olacak. Şöyle. E hocam şuradaki açıyla da buradaki açı eşit olacak. Tamam. E, hatta şu parçayla da şu parça eşit olacak. Tamam. Şu parçaların eşitliği falan bir işimize yaramayacak galiba. Soruyu tam okuyayım. Buna göre diyor katlama çizgilerinin kesim noktasının o olan uzaklığı isteniyor. Benim işim şuradaki 6 ile 8 ile değilmiş. Ben burada gösterdim ama katlama çizgilerinin kesim noktalarından bahsediyor. Bir katlama çizgisi bu değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Bak bir katlama çizgisi bu. Aa bu ne? Açı ortay doğrusu. O zaman şurada göstereyim. Hop şöyle çizdim. Öbür katlama çizgisi de bu değil mi kardeşim? E o zaman bunu da göstereyim. Hop şu. Bu katlama çizgilerinin diyor. Bu katlama çizgilerinin diyor. Tam şurada olsun şöyle. Kesim noktalarının diyor. Nereye olan uzaklığı? Hipotenüs olan uzaklığı isteniyor bizden. Hop şuradaki uzaklığı isteniyor bizden. Hmm. Tamam katlama çizgisi katlama çizgisi. Hop açı ortay hocam burası. Hop açı ortay hocam burası değil mi? E şimdi ne yapacağız burada? Dikkat edersen burada güzel bir şey olmuş. Ne var burada? Açı ortayda kola dik çizilmiş. Ne yapacaksın? Bir işlem yapamıyorsun. Tamam 6, 8, 13 geninden buranın 10 olduğunu biliyorsun. Açı ortay hocam kola bir dik çizilmiş. E ne yapacaksın? Diğer kola da sen bir dik çiz. E çizdik. Çizince ne oldu? Kollara çizilen dikmeler eşit. Yani x e, burası da x oldu. Hocam burada da açı ortaya kola dik çizilmiş. E burada da diğer kola çizilen dik birbirine eşit. Yani şöyle çizdin. Hocam burası x'e burası da x oldu. A şurada bir dörtgen çıktı. Hatta 90 90 90 360'a tamamlayan açısı da 90 derece olduğundan burası 90 oldu. Dikdörtgen oldu. x'e x, x'e x, x, e, x oldu. O süper. E ne oldu? Bir kare çıktı burada. Bak şimdi dikkat et. Hocam tamamı 6'ydı. Buraya ne kaldı? 6 eksi x kaldı. Hocam buraya ne kaldı? 8 eksi x kaldı. Tamam sonrasında ne yapacağız? Bak şu 10'u kullanmadık hala. Hocam burada açı ortay kollar açısından eşit dedik de hani ayırdıkları yerler de eşitti. E bunları da gösterelim. Yani burası 6 x ise burası da 6 x mi oldu? Evet. E burada da açı ortay kollar açısından eşit. Ayırdıkları yerler burada da eşit olacak. Yani şu parçada ne olacak? 8 eksi x olacak değil mi? Şunu unutmayalım. Kollar açısından eşitse ayırdıkları yerlerin değişikliği bizim için önemli. Bak 6 eksi x burası. Burası da 8 eksi x. 6 eksi x artı 8 eksi x toplamda kaç yapacak? 10 yapacak. E buradan burası 14. 10 çıkarttık 4. Eksi 2 x öbür tarafa attık artı 2 x oldu. X de böylelikle kaç oldu? 2 mi oldu? Evet cevap böylelikle 2 çıktı. Arkadaşlar zor bir soru mu? Şöyle baktığınız zaman aslında bak çözüm yöntemine gittiğimiz zaman aslında o kadar zor bir soru değil. Sadece e, eski nesil soruyor. Eskiden nasıldı bu? Aynen şöyleydi arkadaşlar. Şu açı ortay bu da açı ortay. Hadi bu açı ortay. Bu açı ortayken şuradaki zilendik. X nedir diye. Hatta 6 8 burası, burası da 10. Aynen eski nesil soruyor. Ben bu şekilde katlamalarla yeni nesil soruya çevirdim sadece. Ha eski nesil olsaydı bir tık daha kolay yapabilirdiniz belki ama artık şuna da alışın. İsterseniz şu çözüm yöntemini de siz kendiniz bir yapın arkadaşlar. Hatta soruyu değiştireyim. Şurası 5, burası 12 iken şuradaki X nedir diye soru sorayım. Bunu da sen çöz. Yoruma da cevabın kaç çıktığını yaz. Tamam mı? Evet. Bu eski nesilde böyle soru yeni nesile bu şekilde de çevrilebilir arkadaşlar. Çünkü Hüseyin bunu çok seviyor. Dikkat et. Eski nesil sorular yeni nesil olarak karşına gelecek. Örnek 4. Böylelikle 2 çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet. Bu kısmın son sorusu. Bir tık da zorlayalım değil mi? Bakalım şimdi ne demiş? ABC bir üçgen. AK ve CK dış açı ortay. Tamam. E hocam Burada açı ortay kola dik çizilmiş. Ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizeceğiz. Hocam diki çizdik. Tamam çok güzel. Kollara çizilen dikmeler eşit. Hatta ayırdıkları yerler de eşit değil mi? Sakın bunu unutma. Ayırdıkları yerlerin eşitliğini unuttuğunuz için soruyu çözemiyorsunuz. Tamam yazdık bunu. Sonra hocam burada da açı ortay var. E, burada da kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? E, gösterdik bunda. Şurasıyla şurası eşit olacak. Ayırdıkları yerler de eşit olacak. 5-5. Tamam. Kaldık burada. Şimdi bak soru çözüm yöntemi. Sen belki sorunun başında görmüşsündür şunu. Fark etmişsindir. Görme işine tamamıyla karşıyız. Ya hocam şuradaki üçgende belki şunu fark etmişsindir. Hocam bu dış açı ortay bu dış açı ortay. Ben şuradan şunu çizsem bu da açı ortay olur diyebilirsin belki. Buradan da çözüm yapılabilir tabii ki. E bu açı ortay olacak. E o zaman açı ortay olacaksa bak kolları çizen dikmeler eşit. Ayırdıkları yerlerde eşit olacak diyebilirsin. Birinci çözüm yöntemi bu olsun. Ya da bunu fark etmedin. E fark etmediysen o zaman çözüm yöntemi arıyorsun ya. Verilen bilgileri kullanacaksın ya. Verilen bilgili kullanmaya odaklı bir çözüm yöntemi sunayım şimdi sana. Ya hocam benim şimdi 8'i kullanmam lazım. E burada 5 buldum. Hocam x'i bulmam lazım. E burada da 3 buldum. A burada da şurada da kollara çizilen dikmeler eşit. A nerede dikmeler eşitti? Bak bu sefer açı ortayları kesim noktasından gitmiyorum da. Kollara çizen dikmeler açı ortayda eşitti. O yüzden ben bunu böyle çizersem şu kesinlikle ama kesinlikle açı ortay olmak zorunda. Beyniniz bak buraya odaklanınca bunu fark edersiniz. Her zaman verilen bilgi odaklı gidin diyorum ya. Bak bu açı ortay oldu. Kollara çizilen dikmeler burada eşit olduğundan. E burada kollara çizilen dikmeler eşit ya. Neyi unutma diyorum hep. Hocam ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Bunu da unutma. Bak bunun tamamı kaç? 13. E hocam bunun tamamı da 13 olacak. E o zaman x artı 3 eşittir 13 ise x'i de böylelikle 10 olarak bulur muyuz? Buluruz. İşte bu teknik senin için en önemli tekniklerden biri. Sıkıştığın zaman illa bir şeyleri bak fark edemeyebilirsin. İşte iki dış açı ortay kesim noktası açı ortayların kesim noktasıdır. Bir üçüncü de oradan geçiyorsa açı ortay olabilir. Evet birinci çözüm yöntemin bu olabilir. Ama baktın bu yorum gücüyle yapamadın. İşte bu tekniği unuttun ya da bu özelliği unuttun diyelim. Bak özelliksiz yapıyoruz. Burada 8'e bakıyoruz, 5'e bakıyoruz. Bulduğumuz bilgileri veya da verilen bilgileri kullanıyoruz. X'e bakıyoruz, 3'e bakıyoruz. Sonra beynin otomatik ben büyük yere şey yapar. A dikmelere eşit. Bu da açı ortaya olmak zorunda. Sanki buradan çözmek daha kolay değil mi? Yani şurayı kullanarak buradan çözmek bence gerçekten daha kolay dostum. Evet. Sırada ne var? İç açı ortay teoremi var. O zaman ne diyoruz? Bunu da bir sonraki videoya bırakıyoruz. Bir sonraki videoda yani 5. haftanın 2. videosunda İçerçi Orta IT Yönemi'nde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.